Merkel'den dönelim genç Finlandiya Başbakanı'na, Sanna Marin. Yeni bir skandala karıştı. Hatırlayacaksınız, daha önce bir parti içinde kadın erkek arkadaşlarıyla samimi dans görüntüleri ortaya çıkmıştı. Uyuşturucu testi istendi. Testin temiz olduğu ortaya çıktı ama bununla kalmadı. Yeni görüntüler sızdırıldı. Kendisine ait değil, arkadaşlarına ait ama Marin özür diledi. Finlandiya Başbakanı Sanna Marin üzerindeki kara bulutlar dağılmıyor. Dans videoları ile ilgili tartışmalar sürerken adı yeni bir skandala karıştı. Resmi konutunda iki kadının yarı çıplak halde öpüştüğünü gösteren fotoğraf basına sızdı. Dikkatlerin çevrildiği Marin açıklama yaptı. Fotoğrafın Temmuz ayında katıldığı müzik festivali sonrası makam odasında çekildiğini doğruladı. Uygun değildi. Böyle bir fotoğraf hiç çekilmemeliydi dedi, özür diledi. Marin'in bir dans videosu daha yayınlandı. Gece kulübünde eski Finlandiya güzellik kraliçesiyle samimi şekilde dans ederken görülüyor. Üzerinde yine beyaz pantolon ve siyah askılı bluz var. Bu yüzden görüntünün aynı partide çekildiği sanılıyor. Sanna Marin evli ve 4 yaşında bir kız çocuğu annesi. Başbakanlık görevini sürdürürken de boş zamanlarında parti ve müzik festivallerine katılmayı sevdiğini hiçbir zaman gizlemedi. Ama ilk kez özel bir alanda eğlenirken çekilen görüntüleri basına sızdı. Muhalefet Marin'in uyuşturucu kullanma ihtimalini gündeme getirince Finlandiya lideri test verdi, sonuç negatif çıktı. Marin'in partideki görüntüleri Finlandiya'yı ikiye böldü. Bir kesim dans videoları yayınlayıp destek verirken diğer kesim başbakanlık makamına uygun davranmadığını düşünüyor.